Çalışıyor. Çalışıyor. Aşağıda görüntü var mı? Aşağıda görüntü yoksa söyleyin, haber edin. Buradan görüntü ayarlasınlar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala kurreti a'yunina Muhammed. Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretleri bu aciz günahkar kulunun lisanından sudur edebilecek olan hata ve kusurlar Mevla hıfzı mineyli. Saniyen okuyup dinleyip mucib ve muktezasıyla cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e salih ve güzel ameller yapmak nasip eylesin. Ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik, beraberlik ihsan eyle. Avvat-ı semaviyeden ve aradiyeden cümlemizi muhafaza buyurun. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Dün ve evvelsi gün, daha evvelsi gün itikafla ilgili şeyler anlatmıştık. Bugün de yine aynı konu üzerinde devam ediyoruz. Kadiri şeyhlerimizden Cemil Baba'nın babası Haydar Baba anlatmıştı dedik. Son dönemin Osmanlı kadılarından Sadi ismindeki bir zat itikafa giriyor ve 40 günlük itikaftan, çileden sonra onu tebrik ediyorlar dedik. Tebrik edip gittikten sonra birçokları onun çok samimi bir dostu kalıyor geriye ve diyor ki efendi Allah rızası için ne oldu? Şu 40 günlük itikafınızın, efendim çilenizin, halvetinizin içerisinde neler zuhur etti, neler gördünüz? Bana anlatır mısınız dediğinde ya anlatacak bir şey yok diyor. İsrar ediyor, yine anlatacak bir şey yok. Yani anlatabileceğim bir şey yok. Aramızdaki dostluğun hatırına Allah için anlatın ne olur, kimseye demem. O da bir şartla diyor. Ben ölünceye kadar anlatmayacaksın bunu. Benim sana anlatacağım şeyi ben ölünceye kadar anlatmayacaksın. Onu söylemeyi unuttum diyor. İşte ben ölünceye kadar anlatmayacaksın. O da tamam diyor. Ve diyor ki itikafa girdiğim ilk 27 gün hiçbir şey zuhur etmedi. Hiçbir şey görmedi. Ama 27. gün önüme bir ayna getirdiler. Şu aynaya bir bak dediler. Baktım ki aman Allah, ne göreyim? Kendimi bir merkep misali görüyorum. Eşek gibi görüyorum kendimi diyor. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Üzüntüler içerisine dağıldı. Eyvahlar çektim. Acaba ben niçin böyleyim? Nasıl olur? Herkesin alim diyebildiği, efendim, efendi diyebildiği, ziyaret ettiği, hayır duasını almak için geldiği bir insan. Nasıl olur da kendisini eşek gibi görebilir? Eyvah ben neymişim de haberim yok mu? Ben neymişim de bilmiyormuşum diye kendi kendimi yedim. Hüngür hüngür ağladım. Peki 3 saatlik geceleri uykum vardı onu da terk ettim. Birazcık yemek yedim onu da terk ettim diyor. Öyle ağlıyorum. Aman Allah'ım beni bu hallerde bırak. Beni bu hallerde koma. Aradan biraz zaman geçti diyor, tekrar bir ayna getirdiler. Bak dediler, aynaya baktım, kendimi de bu sefer inek suretinde gördüm. İnek suretinde gördüm. Evet, bir gelişme vardı ama yine hayvandı nefsimi. Yine hayvandı. Eşeğe nazaran iyiydi ama yine hayvandı nefsimi diyor. Gene ağlamam, sızlamam, vah beyla çekmem devam etti diyor. Aradan birkaç gün daha geçti, tekrar bir ayna getirdiler. Bak dediler diyor, şu aynaya bak. Aynaya baktım, bu sefer kendimi koyun gördüm diyor. Gene atlarım, figanlarım, dinlemelerim, vah beyla çekmelerim devam etti. İtikafımın, halvetimin, çilemin 40. günü tekrar bir ayna getirdiler diyor. Bak dediler diyor. İşte o zaman aynaya baktığımda kendimi tam insan şeklinde gördüm. O kadar sevindim, o kadar sevindim ki. O kadar rahatladım ki diyor. Anlatamaz kimse onu sevinci. Tatmayan bilmez. Kendisini
o kadar ibadet ve taatın içerisinde hayvan gören bir insanın sonradan kendisini insan görmesi kadar rahatlatıcı bir şey olamaz. Onun peşine diyor, bir de baktım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teşrif buyurdu diyor. Yanında sahabe-i kiram, sadat-ı kiram dediler ki diyor, şimdi insan oldu. Gayret göster de bundan sonra tekrar insanlığını kaybetme diyor. Gayret göster de bundan sonra tekrar insanlığını kaybetme. Ben bunun nesini anlatayım sana diyor. Ben bunun nesini anlatayım sana? Utandığımdan anlatamıyorum. Evet. Bu kadar alim, bu kadar efendim ibadet ve taat ehli olarak bilinen bir insanın durumu böyle olursa benim halim nasıl olur, sizin haliniz nasıl olur? Bu mevzuya tekrar geri döneceğim. Yani eşek niçin gördü? İnek niçin gördü? Koyun niye gördü? Konusuna gelirler. İnsan vardır, sureta insandır. Ama sireta hayvandır. Yaşantısı, gidişatı, düşüncesi hayvan gibidir. Sureta insandır. İnsan vardır, fakirdir, fukaradır. İnsanlar suretine bakar, değer kıymet vermez. Ama o içiyle de insandır, dışıyla da insandır. Onun için Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi bu nüans farkını göstermek için ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol diyor. Yani sen iç aleminde insan olamadıysan, bu biraz önceki bahsettiğimiz hayvanla benzerleri gibi bir nefise sahipsen, kendini insan gibi göstermek, seni bir insan zannetmesinler. Yok, sen zahiren insansan ki insansın, Allah seni insan suretinde yaratmış, o halde gayret göster de içinde insan olsun diyor. Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi o. Yani nasıl görünür insan? İnsan gözüküyor öyle ya. İçinde insan olsun diyor. Bir mana böyle, daha başka manalar da çıkar ama konumuz değil. Zamanın birinde İstanbul'da bir meczup varmış. İsmi Mustafa imiş. Zaman zaman ne hikmettir, zamanın müftüsü bilemez. Anadan üryan olur, dolaşırmış. Anadan üryan olurmuş. Müftü bir gün bunu bu şekilde görünce öyle bir azarlanmış ki Mustafa meczubu. Meczup ne demek? Allah delisi demek ya. Öyle bir azaplanmış. Bir daha görmeyeceğim seni böyle demiş. Üstüne başına bir şeyler giy. İyi bir azaplanmış. Tabi Mustafa da kaçmış gitmiş. O gece rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş. Efendimiz Müftü Efendi'ye demiş ki Mustafa Allah'ın meczup kullarındandır. Mustafa'ma karışma demiş. Mustafa'ma karışma. Müftü Efendi demiş ki, ya Resulallah şaştım kaldım ne yapacağım? Senin getirdiğin şeriat öyle gezmesine müsaade etmiyor. Senin getirdiğin şeriat, senin getirdiğin Kur'an, senin getirdiğin sünnet-i seniyye-i Ahmediye, şeriat-ı Muhammediye, Mustafa'nın öyle gezmesine müsaade etmiyor. Rüyamda da sen geliyorsun, Mustafa'yı sen müdafaa ediyorsun. Ne yapacağımı şaştım, hangisine uyacağımı şaştım ya Resulallah diyor. Rüyada böyle uyanıyor. Ertesi gün Mustafa'ya bir bakıyor ki Mustafa üstünü başını giymiş, gelmiş Müftü Efendi'den özür diliyor. Diyor ki Müftü Efendi bir daha öyle yapmayacağım. Bir daha öyle yapmayacağım. Nedendir bilinmez diyor onu anlatan yazar. Mustafa niye böyle yapardı bilinmez diyor yani. Ama ben biliyorum. Onu bilmemin sebebi de şimdiki anlatacağım bir olay. Yine bir meczup, adı İbrahim isminde bir meczup. Allah delisi. Zamanın behrinde bir müftünün idare odasına, müftülük dairesine giriverir. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Müftü efendi ki budur derler. Müftü efendi sana bir sorun var.
Katip bunun meczup olduğunu bilir. Müftü tanımıyor. Nasıl olduğunu bilmiyor. Kim olduğunu bilmiyor. Katip diyor ki efendim gönder gitsin. Bu delidir ya. Meczup. Delidir. Gönder gitsin. Sorun var. Sor bakayım diyor müftü. Biraz meraklı soru sorulacak. Severler soru sormayı severler. Bilmediği bir şey olursa araştırır öğrenir hocam. Bildiği bir şey varsa karşı tarafa öğretir. Güzel bir şeydir ya. Diyor ki müftü efendi bir insan hayvanların arasında anadan uğrayan çırılçıplak durabilir mi? Allah Allah diyor müftü efendi. Bu nasıl soru diyor ya. Daha böyle soru soran ben hiç kimse görmedim. Böyle bir soruyla asla karşılaşmadı. Acayip bir soru. Bir insan hayvanların arasında anadan uyan çırılçıplak durabilir mi? Diyor ki ben bunu bilmiyorum, bakmam lazım. Benim vaktim var diyor, bak diyor, oturuyor. Katip diyor ki hocam gönder gitsin, soruya bak diyor yani. Nasıl soru işte. Gönder gitsin. Müftü efendi araştırır. Artık hangi kitaplara baktıysa der ki, tamam buldum der. Nedir? Evet der, bir insan hayvanların arasında hoş bir şey değil ama, yani çırılçıplak durması hoş bir şey değil ama çırılçıplak durabilir. Çünkü hayvanlar şeriatın emriyle muhatap değillerdir. Yani helali bilmez, haramı bilmez, insanın avret yerini bilmez, yasak yerini bilmez. Onun için o hayvanların yanında öyle anadan uyan durmasında bir mahsur yoktur. Ama hoş bir şey değil, durmaması daha uygun. Ama caiz. Öyle mi? Öyle diyor. Yaz diyor, yaz. Yaz diyor. Tekrar müftü efendi oturur yazar. Mührünü bas oraya. Mührünü bas. İmzanı at oraya. İmzasını at. Alır, Allah razı olsun. Teşekkür ederim der. Kağıdı aldığına daireden fırladı bir olur. Müftü efendi Allah Allah bu nasıl garip adam der ya. Allah Allah bu soruyu nereden bulmuş? Şöyle pencereden aşağıya şöyle bakarken bir de bakar ki bizim İbrahim soyunmaya başlamış. Bizim İbrahim soyunmaya başlamış. Eyvah diyor. Anlıyor müftü niye sordu bu İbrahim efendi. Ben ne yanlış yaptım. Arkasından hemen merdivenden koşturuyor. İbrahim kaçıyor. Arkadan müftü kovalıyor. Arkadan katip kovalıyor. İbrahim kaçıyor. Bunlar kovalıyor. Gel gitme yapma etme dedikçe o soyuna soyuna kaçıyor İbrahim. Soyuna soyuna kaçıyor. Bir yere varıyor, tenha bir yere yatmış, uzanmış İbrahim Efendi. Müftü varıyor, bakıyor ki yatıyor. Elinde bir küçük ayna, bilirsiniz küçük aynalar olur şöyle. Elinde bir küçük ayna, müftünün yazdığı da fetva döşünde, aynayı da üstüne koymuş yatıyor, hareket yok. Müftü şöyle bir yoklar ki, ruhunu teslim etmiş İbrahim Efendi. Vefat etmiş. Allah Allah diyor, ölmüş bu ya. Aynanın ne işi vardı böyle fetvayının üstüne koymuştu ya. Aynayı alır, şöyle bir döndürür, bakar ki müftü, eyvah der, geri çekiyor şöyle. Yanındaki katibi çağırıyor, der ki katip efendi, şu aynaya bir baksana, bende mi gariplik var, aynada mı bir gariplik var? Hayrola efendim ne oldu ki? Ya ben aynada kendimi inek gibi gördüm. Müftü diyor. Ya ben aynada kendimi inek gibi gördüm. Bizim katip efendi de bir bakar, eyvah der o da çevirir. Ya efendim ben de kendimi horoz gibi gördüm. Ya o zaman anlıyorlar ki İbrahim efendi insanların suretini değil de siretini görüyor. İç alemini görüyor. Etrafında insan göremediği için de yaşamak istemiyor. Ölmek istiyor. Ama ölüp giderken de geride kalanlara büyük bir ders vermek istiyor. Büyük bir ders vermek istiyor. O yapacağı o anadan uyan gezebilmenin de fetvasını eline alıp gidiyor. Ya Rabbi ben fetvasını aldım müftüden yoksa yapmazdım. Yapmazdım. Ya. İnsanların bazıları siretini görüyor, iç alemini. Kimisini inek görüyor, kimisini eşek görüyor, kimisini yılan görüyor, kimisini horoz görüyor, kimisini kurt görüyor, kimisini maymun görüyor. Allah korusun. Çok eskilerden okumuştum. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, tabiinin ileri gelenlerinden büyük bir Allah dostu, büyük bir efendim, alim zat.
Bir gün Basra sokaklarında gezerken Rabiatül Ademiye Hazretleri'nin büyük kadın, büyük ermiş bir kadın. Sokaklarda gezerken Rabiatül Ademiye'nin yüzü açık gezdiğini görüyor. Eskiden yüzünü kapatırlardı biliyorsunuz, şimdi de kapatanlar var. Yani fitnenin olabileceği, kendisine şehvetle bakılma ihtimali olan yerlerde kadınlar yüzlerini kapatabilirler. Yüzlerini kapatabilirler. Örtmese de olur, örtmese de olur. Vebali günahı bakan olur yani. Bakıyor ki, Hasan-ı Basri Hazretleri bakıyor ki, Rabiatül Ademiye yüzü açık geziyor. Bak, bak diyor Rabia'ya. Bizim yanımıza gelir, tamamı kapanır. Yüzünü örter. Şimdi el alemin adamlarının içerisinde yüzü açık geziyor. Varır der ki, ey Rabia, ne oldu sana? Hemen yüzünün yarısını şöyle kapatıverir şöyle. Rabiatül Ademiye. Ne oldu sana Rabia? Ben yanağa gelmeden herkesin yanında yüzüm açık geziyorum. Ben yanağa gelince mi takva oldum? Bu kadar insanın içinde geziyorum da diyor. Hangi insanım diyor. Hangi insanım? Bu kadar insan. Bunlar bana insan gözükmüyor ki. Bunlar bana insan gözükmüyor ki. Ya ben diyor. Hasan-ı Basri Hazretleri. Sen de yarı insan gözüküyorsun. Onun için yarısını örttüm. Hasan-ı Basri Hazretleri'ne bu sözü söylemesi o kadar dokanıyor ki ondan sonra Hasan-ı Basri Hazretleri devrinin en büyük velisi oluyor ya. Onun bu ikazından, bu uyarısından sonra ya. İşte insan bazen keşfi açılınca, Allah-u Teala gözündeki perdeyi kaldırınca karşı taraftakinin iç alemini görülmüş. İnsan olmak gerek diyorlar ya. Ya anadan doğma insan değil mi? İşte onu demiyoruz, o bedavadan. O anadan insan doğmak bedavadan geldi. Hiç para, pul, emek, gayret sarf etmeden, çalışmadan verildi. Ama bizden istenen iç alemimizi, nefsimizi, maneviyatımızı insan yapabilmek. Herkes insanı kamil, insanı kamil diye bahseder. Ama insanı kamil nasıl olur? İşte şöyle ibadet eder, böyle ibadet yapar, şöyle yapar, böyle yapar falan. Onlar sebepleri. İnsanı kamil demek, içi dışı insan demektir. Çoğu bilmez bu. Hani insan kamil nasıl olur? Ha, çok ibadet yapar, şöyle yapabilir. Tamam doğru ama onlar hep sebep. İnsanı kamil ne demek? İçi de insan, dışı da insan. İçi de aynı, dışı da aynı. O insanı kamildir. Kamil insan. Nakıs insan, noksan insan ne demek? İşte %25'lik insan, %30'luk insan, %50'lik insan. Hani yarısı diyor ya, ben seni de yarı görüyorum diyor ya. %50'lik insan, böyle ya. Allah içimizi dışımızı insan etsin. İnsan yarattığı şekilde. Efendiler niçin Sadi Efendi kendisini eşek gibi gördü? Allahu alem, herkes kendine göre yorumlayabilir. Ama acizane, acizane Cuma suresine baktığımız zaman eşek misalini Kur'an'dan Cenab-ı Allah Cuma suresinde kime benzetiyor? Bakın, estağfirullah. O Sadi Efendi bunu tenzih ederim. Böyle bir şeyden tenzih ederim ama temsil öyle gözüküyor. مَثَلُ الَّذ۪ينَ هُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا Tevrat'ı Allah tarafından yüklenip de Tevrat'la amel etmek, Tevrat'ı anlatmak, okumak, anlamak, anlatmak, aktarmak, tebliğ etmekle görevli olan kimseler ki alimler, kimdi onlar? Yahudi alimleri, Tevrat'la muhatap olan kimdi? Yahudi alimleri. İşte o Tevrat'ınla beraber yüklenmiş, Tevrat'ı yüklenmiş ve sonra da onu hakkıyla taşımayan kimseler var ya, كَمَتَلِ الْحِمَارِ Onların misali bir merkep misalidir. Eşek misalidir. يَحْمِلُ أَسْفَارًا Kütüphane taşıyan, üzerlerinde ciltler dolusu kitap taşıyan bir eşek misalidir. Eşeğin üzerine en kıymetli kitapları koysanız, o kıymetli kitapların o eşeğe hiçbir zaman faydası yok. Hiçbir zaman faydası yoktur.
Ama sorsanız çok bilgiler var içerisinde. Sorsanız çok bilgiler var. Çok değerli şeyler var. Allah-u Teala işte Tevrat'ı yüklenip de Tevrat'la amel etmeyen, Tevrat'ın dediğini tutmayan, dediği yerden gitmeyenleri merkep eder. Haşa ben Sadi Efendi'yi bundan tercih ederim. Böyle birisi değildir. Biri bu. Kur'an'daki merkep misali ne manaya geliyor? İki, Lokman suresinde Hazreti Lokman aleyhisselam oğluna nasihat yaparken diyor ki sesini de kız, konuşurken sesini de kız, böyle bağıra çağıra insanların kulaklarını tırmalayacak şekilde, onu bunu rahatsız edecek şekilde bağıra bağıra konuşma. Sesini de kız. Vakfid savte. Sesini kız. İnne enkeral esvati lesavtul hamid. Muhakkak ki seslerin en çirkin olanı merkep sesidir diyor. Eşek sesidir. Seslerin en çirkin olanı ne sesidir? Eşek sesidir. Eğer bağırmakta hüner olsaydı eşekten daha fazla bağıran hiçbirimiz olamazdı. Çünkü bir bağırdı mı bütün mahalle duyar. Öyle mi değil mi? Ama ne anlattı? Ne üretti? Ne tarif etti? Hiç. Rahatsız etti sadece. Onun için konuştuğun zaman sesini kıs. Faydalı şeyler konuş. Kimseyi rahatsız etme. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi ve birçok büyük ehlullah bu mevzuyu anlatırken yani neden merkep sesi çok çirkindir? Neden seslerin en çirkini merkep sesidir sözünü anlatırken diyorlar ki merkep iki şeyde çok affedin anılır. Merkebin seslenmesini anılmak denir. İki şeyde anılır. Bir, acıktığı zaman, susadığı zaman, acıktığı zaman ki acıkmak ve susamak nefsane bir iştir. Nefis adına seslenmiş olur. İki, affedin cinsel arzuları kabardığı zaman, çok affedin erkek eşek dişi eşeği gördüğü zaman anılır. O da nefis adınadır. Bu iki anılır. Allah adına değil, nefis adınadır. Nefis adına anıldığı için de seslerin en çirkindir diyor. Bu halde nefis adına yaşarsak, nefis adına, şehvet adına, şehvi şeyler adına yaşarsak, rüyamızda erkek meşek veya dişi efendim merkep görmemiz doğal olacaktır. Veya itikafa girdiğimiz zaman bizim nefsimizi merkep suretinde görmemiz doğal olacaktır. Bilgiler yüklenip de o bilgilerden çok uzak yaşıyorsa, bilgi var ama amelde hiçbir şey yoksa doğaldır yani. Şehvetimizin peşine düşmüşsek kendimizi merkep gibi görmek doğaldır. Acizane böyle. İki, o Sadi Efendi'nin kıssasını anlatan kitapta da bir zat yine yorum yapmış. O da aynı, biz de aynı görüşteyiz. İnek şeklinde görmesi ise, inek ilmiyle amel etmeyen alim olsun, hafız olsun, hoca olsun, müezzin olsun, efendim, Müslüman olsun. Yani ilmiyle amel etmiyor. Başkalarına hep nasihat ediyor. Şunu yap, bunu yap, şöyle olsun, böyle olsun diyor ama kendisi anlattıklarından istifade etmiyorsa o adam aynen inek gibidir diyor. Kendini de inek görebilir, rüyasında da inek görebilir. Niye diyeceksiniz? İnek ne yapar? İnek süt verir. Süt verir. İnsanlar o sütten ne yapar? Yoğurt yapar, yağ yapar, sütünü içer. İstifade eder mi içenler? İstifade ederler. Peki inek kendisi sütünden istifade eder mi? Kendisi etmez. Yani başkasına faydalı oluyor, kendisi faydalı olduğu şeyden istifade edemiyor. İlginçliğe bakın. Anlatıyor başkasına faydalı oluyor ama anlattıklarını kendisi yaşamıyorsa aynen öyle oluyor. Koyun görmesini de şöyle yorumluyor. Koyun diyor çok mütevazi, yumuşak, huylu, çok güzel bir hayvandır. Ama yetmez. Biz insanız, insan olmalıyız.
Bir davamız, bir gayemiz, bir hedefimiz olmalı, bir amacımız olmalı. Allah'ın yeryüzünde halifesi olduğumuzu bilmeliyiz. Bu bilinç içerisinde olmalıyız. Cenab-ı Allah İslam'dan, Kur'an'dan, imandan uzak olan kimselerden bahsederken, onlardan bahsederken اُولَٰئِكَ هُمْ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَب۪يًا İşte bunlar dört ayaklı hayvanlar gibidirler. Bilakis yol yönünden onlardan daha da sapıktırlar. Bu ayet-i kerime de şu anlattığımız ve bu zatların, bu Allah dostlarının gördüklerini tasdik ediyor. Surete insan olan kimseler Allah kel-en'am diyor. Dört ayaklı hayvanlar gibidir diyor. Dikkat edin. En'am çoğuldur. Hayvanlar. Dört ayaklı hayvanlar. Kimisi eşek gibi, kimisi inek gibi, kimisi koyun gibi, kimisi yılan gibi, kimisi kurt gibi. He? Affedin, kimisi domuz gibi. Cehri tarikatlarda mürşitler, müritlerine sık sık rüyalarını kendilerine anlatmalarını ister. Yani gördüğün rüyayı, eğer ciddi, önemli bir rüya ise gelip bana anlatacaksın der. Mürit şeyhinden bilsin, canım şeyh ise bilsin gördüğün rüyayı demez. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Şeyhin işi gücü yok da hep seninle mi uğraşacak? O Mevlasının kuludur, senin kulun değildir, seninle uğraşmaz. O Mevlasıyla uğraşır. Mevlasının zikriyle, şükrüyle, fikriyle onunla uğraşır. Sen gelip anlatacaksın. Derler ki kendisini rüyasında eşek gören insan gelmiş, efendim ben bir eşek gördüm rüyamda. Ha, şeyhi bilir ki bu adam nefsine düşkün, şehvetine düşkün. Mürit bilmez ama anlatır, böyle eşek gördüm. Der ki evladım, nefsine dikkat et, şehvetine uyma. Ha. Oruç tut biraz, nefis terbiyesi yap, onu öyle görür. Öbür adam gelir der ki efendim rüyamda bir yılan gördüm. Yılan nefsidir yine. Yılan düşmandır. Nefisten daha büyük düşman da yoktur. Ama iki sözlü olmaya da işarettir. Yılanın dili çataldır. İki yüzlü olmaya işarettir. Birisine böyle konuşur, öbürüne böyle konuşur. Birisine şöyle der, öbürüne böyle der. Der ki oğlum sadık ol, ona böyle buna böyle gözükme. Samimi ol, sadık ol, doğru ol der. Efendim ben rüyamda maymun gördüm. Der ki evladım, laf götürüp getirme. Bir yerde duydun laf orada kalsın. Başka yere götürüp anlatma. Günaha girme, dedikodu yapma der. Öbür adam gelir, efendim ben rüyamda domuz gördüm. Evladım, Allah hayırdır. Kıskanır kullarını. Kullarını kıskanır Allah. Nasıl kıskanır? Zina etmesinler diye kıskanır. Allah kullarının zina etmesini istemez. Allah kıskanır. Peygamber de hayırdır. Kıskançtır. Ümmetinin zina etmesini istemez. Sen de biraz kıskanç ol. Çoluğunu çocuğunu kıskan. Eşini kıskan. Niye namahremden eşini çoluğunu çocuğunu kıskanmıyorsun? He? Der. Bu kıskançlık da hastalık seviyesine gelmemelidir. Ha, yanlış anlaşılmasın ya. Hastalık seviyesine gelmemesi lazım. Çünkü domuz eşini kıskanmaz. Domuz görmesinin manası işte budur. Veya domuz görmesi haram yediğine işarettir. Domuz sahibi olduğunu gören bir kimse haram mal sahibi olduğuna işarettir. Ve böylelikle de nefsi neyse, nefsi neyse, nasıl bir şeyse rüyasında kendisine bu şekilde zuhur eder. Ata bindiğini ve atın alıp başını gittiğini görse, atı zapt edemiyor. Binmiş ata ama at istediği yere kendini götürüyor. Bu zapt edemiyor. Sağa çekiyor, sola gidiyor. Sola çekiyor, sağa gidiyor. Nefsini kontrol edemediğini gösterir. Nefsi onu götürüyor. Olsa ki insan nefsini dizgin altında tutmalıdır. İstediği tarafa kendisi sevk etmek zorundadır. İşte bu tür hayvani şekiller bilmem neler bizim iç alemimizi ve nefis yapımızı gösterir. Ama bilmediğimiz için öylesine bir rüyadır deyip gelip geçiyoruz. Rabbim bizi özü sözü insan olan, içi dışı insan olan, Allah-u Teala'nın yeryüzünde halifem diye yarattığı
o sadık insanlardan olmayı şerefiyle bizleri şereflendirsin. Nefse emmarelerimizin şerrinden, insü cinin şerrinden şerrinden.